Merhabalar. Bugünkü videomuzda dulavrat otundan bahsedeceğiz. Dulavrat otu ülkemizin bazı bölgelerinde yetişmesiyle birlikte Avrupa'da da, Kuzey Asya'da, Kuzey Amerika'da da yetişen bir bitkidir. Farklı isimler de mevcuttur. Dulavrat otu, pıtrak, dulkarı gömleği, hanım yaması ismiyle de bilinen bir bitkidir. Gördüğünüz gibi yapısı dikenli bir yapıya sahip. Burada yaprakları ve dallarından mevcut halini görüyorsunuz. Bu bitkinin kökleri de kullanılmaktadır. Dulavrat otu eskiden beri kullanılan bir bitkidir. Bu bitki kanı temizleme etkisine sahiptir. İdrar söktürücüdür. Hafif müsil etkisi de vardır. İştah açıcı bir yapıya sahiptir. Mide yanmasına fayda eder. Terletici etkisi vardır. Antioksidan olduğunu da söyleyelim. Dulavrat otunun önemli bir faydası da doğal botoks etkisidir. Cildin yapısını korur. Akne ve sivilce tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Bunun yanında sedef ve egzamaya da olumlu katkısı olduğunu belirtelim. Saçlar için de kullanabilirsiniz. Kepek oluşumunu engeller, saçı besler ve dökülmesini azaltır. Ayrıca ciltteki yanık ve yara tedavisinde de etkili olduğunu belirtelim. Yanık yara tedavisinde ve diğer cilt sorunlarında bu bitki haricen kullanılması gerekmektedir. Bu bitkiyi ezerek zeytinyağı ile lapa haline getirip problemli cilde uygulamanız gerekmektedir. Dulavrat otu romatizmal hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Belki tamamen tedaviyi sağlamaz ama ağrısızlığı minimum seviyeye düşürebilir. Şunu da belirtelim. Dulavrat otu kanı sulandırdığı için ameliyat olacakların 2-3 hafta öncesinden bu otu kullanmayı bırakmaları gerekmektedir. Bunu da hatırlatmış olalım. Tabi bunun dışında hamile ve emziren annelerin de bu bitkiyi kullanmaları önerilmemektedir. Bu otun kullanımı ile ilgili bilgi verelim. Eğer cilt için haricen kullanmayacaksanız bu bitkiden şu şekilde bir miktar alıp yaklaşık 2 gram kadar bir bardak kaynamış suyu içerisine atıp yaklaşık 5 dakika bekleyip süzdükten sonra içebilirsiniz. Sabah akşam olmak üzere günde 2 kez kullanabilirsiniz. Eğer cilt için kullanacaksanız haricen kullanmanız gerekir. Bunu ezerek toz haline getirip zeytinyağı ile lapa haline getireceksiniz. Sonra problemli cilde uygulayacaksınız. Yanık yara tedavisinde de aynı şekilde yapılması gerekiyor. Romatizma için de yine bu şekilde yapabilirsiniz. Dulavrat otu ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Bundan sonraki bilgilendirmelerimiz için de kanalımıza abone olarak bizi takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dileriz.